tarafına göre. Sayın seyirciler, Amerika'nın gölge dışişleri bakanlığı olarak bilinen Washington Enstitüsü'nde Türkiye geneline yayılan gezi direnişi ele alındı. Halk hareketi Amerika'da endişe yaratmış durumda. Türk milletinin siyasileşmesinin Amerika'nın Orta Doğu'daki çıkarlarına zarar vereceği yorumları yapılıyor. Ancak Amerika hareketin bir önderliğinin olmamasının kendileri açısından kaygıları hafifleten bir durum olduğunu söylüyor. Gezi Parkı'ndaki direnişle başlayan ve yurt çapına yayılan halk hareketi Amerika'da kaygı yarattı. Amerika'nın dış politikasına yön veren ve gölge dışişleri bakanlığı olarak bilinen Washington Enstitüsü, Gezi Parkı direnişini masaya yatırdı. Enstitünün Türkiye Bölümü Başkanı Soner Çağaptay, Amerika'nın endişesinin Türk milletinin siyasileşmesinden kaynaklandığını açıkladı. Amerika Türkiye'de bir siyasi polarizasyon sürecinin başladığını düşünüyor. Siyasetteki her konunun bundan sonra hükümetle hükümet aleyhtarları arasında sokaklarda tartışılabilecek bir meseleye dönüşebileceğini gördüler. Ki bu protestoların iki haftadır Türkiye'nin her yerinde sürüyor olması burada endişe yarattı. Çağaptay, Türkiye'deki halk hareketinin Amerika'nın Orta Doğu'daki çıkarlarına zarar vereceğini belirtti. Ve bu polarizasyonun Türkiye'nin hayrına olmayacağını düşünüyor Amerikalılar. Aynı zamanda da Türk-Amerikan ilişkilerinin hayrına olmayacağını düşünüyorlar. Çünkü Türkiye, Amerika'nın Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden birisi. Ancak iki haftayı geride bırakan halk hareketinin hala siyasi bir önderliğe sahip olmaması Amerika'nın endişesini hafifletti. Washington Enstitüsü'nün Türkiye Bölümü Başkanı Çağaptay, değişik siyasi partilere, ideolojilere ve geçmişe sahip gruplar ilk defa AKP'ye karşı ortak bir platformda buluştular. Ama bu gösteriler bir siyasi hareket değil, bir liderliği yok. Ortak bir platform yok ve daha çok kişisel haklar konusunda ortak talepleri dile getiren bir platform oluşturdu, diye konuştu. Amerika'nın eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey, Amerika'nın gezi direnişiyle ilgili yaptığı eleştirilere AKP hükümetinin tepkisini değerlendirdi. Türkiye'nin henüz demokratik bir noktaya ulaşmadığını belirten Jeffrey, Türkiye'nin yaklaşımı daha çok iç işlerimize nasıl karışma cüreti gösterirsiniz şeklinde. Tabii ki karışacağız çünkü siz bu kulübün bir üyesisiniz. İç işlere karışamazsınız diyemezsiniz, dedi.